Dent'in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sınav kaygısını. Sınav kaygısı nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl yönetilir? Bu konuda anne ve babaların, ebeveynlerin neler yapması gerekir? Soruları Yaşam Koçu Mine Aydın yanıtlayacak efendim. Yaklaşık bir saat boyunca bizlerle birlikte olacak. Öğrenciler, ebeveynler ekran başından ayrılmasın diyelim. Ve konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Sen de iyisin. Ben de iyiyim çok şükür. Tabii önemli bir hafta. Pazar evet, günü de LGS var. Sonrasında üniversite sınavı. Öğrenciler çok uzun bir çalışma döneminin ardından emeklerinin karşılığını almak için evet, sınavda ter dökecekler. Tabii hayatlarını etkileyecek bir sınav. Çok önemli ama kaygı özellikle de bu sınavları çok ciddi anlamda etkiliyor elbette. Kesinlikle. Bizler de o yüzden bu kaygıyla başa çıkmanın yollarını konuşacağız evet, bugün. Aha. Öncelikle sınav kaygısı nedir? Evet, sınav kaygısı ne? Sınav kaygısı mesela çocuk için söyleyelim. Önceden öğrendiği bilgileri girdiği sınavda yeterince gösteremeyeceğini hissedip bundan dolayı paniğe kapılması demek. Yani ne demek bu? İşte ben çalıştım ama ya bu sınavın sonucunda çalıştıklarımın sonucunu alamazsam? Bunu o kadar yoğun yaşıyor ki çocuk. Bunu en yakın nasıl yaşıyor? Mesela sınava belki 5 dakika kala sınav sırasında. Sınava girdikten sonra sonuna bazen mesela bazı karakter sınava giriyor sonuna kadar bu kaygı yaşadığı için hiçbir şey yapmadan çıkabiliyor. Niye yaşıyor peki? Niye yaşıyor? Mesela insan biliyorsa eğer konulara vakıfsa, öğrenmişse her şeyi yeterince yine de bunu yaşar mı? Evet maalesef yine de yaşayabilir. Yaşamamak esas olanı mı? Şöyle bir şey, yaşamamak diye bir şey yok. Yaşıyorsun zaten ama bunu kontrol edebilmek, olabildiğince az yaşamak ve doğru yönlendirmek lazım. Sınav kaygısı neyle ilişkili? Neyle ilişkili sence? Mesela bir öğrenciyi düşün, sınava girecek. Neden kaygı duyar? Çok basit cevabı var bunun. Çünkü çalışmamıştır yeterince. Evet, eksiklikleri vardır. Evet. Hazır hissetmiyordur kendini. Aynen öyle. Şimdi sınava girmeden siz hani çocuğunuza ya da yanınızdakine dersiniz ki ya işte geçecek, heyecanlanma, sakin ol, başarırsın. Ama o karakter aslında içinde kendinin neyi ne kadar yapabileceğini, neyi doğru yapabileceğini, nerede tökezleyeceğini esasen bilir. Fakat şimdi ne diyecek çocuk? Ya ben zaten bütün sene yattım, yan geldim, çalışmadım doğru düzgün. Bu sınavda da bir şey yapma imkanım pek fazla gözükmüyor. Siz beni hani rahat bırakın diyecek hali yok. Bir de çok enteresan bir şey var. Bu jenerasyon hakikaten böyle. Gerçekten tam anlamıyla hedefine gitmek amaçlı çalışmayı göstermemesine rağmen sanki sınava girerken aylardan beri inanılmaz çalışıyormuş gibi davranıp sınav sonucunda da hiç düşünmeden "Aa nasıl böyle oldu? Ben bu sonucu beklemiyordum." diyebilecek kadar sorumluluklarında hassasiyetleri, eksikleri var ve ne yazık ki ebeveynler de bunu hoş görebilecek kadar inanıyorlar. Şimdi burada gerçekçi olmak lazım. Evet. Bir ebeveynin çocuğunun gerçekten ne kadar çalışıp çalışmadığını anlamaması, anlayabilmesi kadar kolay bir süreç esasen yok. Ne yapacak ebeveyn? Bu süreçte iki tarafa da düşen görevler var. Azıcık bunlardan bahsedelim istersen. Öncelikle çocuğun sınava giren bir karakterin, bir çocuğun bir hedefi olmak zorunda. Hedefi olması için bir hayalinin olması lazım. Evet. Yani gelecekte ben şunu yapacağım veya şu okula gideceğim. İlk etapta bir hayalimiz var diyelim ki. Hayalimiz olduğunda biz hedefi zaten kurguluyoruz. Bir de hedefimiz var. Yapacağımız ne? Bu hayal ve bu hedef doğrultusunda bir rota belirlemek. Çocuk ders çalışmayla alakalı kendi kendine yapamayacağı için bu planlamayı bu çağda rehberlikçiler var, eğitimciler var, anne baba var, bilinçli bir takım yakın çevrede olan insanlar var. Ne yapıyor? Çocuğa bir rota oluşturmaya çalışıyor. İşte şu saatte şunu yap, bu saatte bunu yap, şunu yap, bunu yap bilmem ne. Akıllı bir ebeveyn eğer çocuğunu kontrol edebiliyorsa, onun neyi ne kadar ne şekilde çalıştığını görebiliyorsa ve bunu hakikaten çok yormadan yüreklendirebiliyorsa zaten çocuğun gidişatını bilir. Çocuk sınav sırasında stresliyim diye bir tavır takınırken eğer ebeveyn bunu biliyorsa o çocuğu sakinleştirebilir. Ne der? İşte kızım ya da oğlum sen gerçekten yapabileceğini yaptın, ben görüyorum, sana güveniyorum. Hiç kendini yormadan gir sınava ve çık. Ama şöyle de başka hikayeler oluşturalım bununla alakalı. Mesela çocuk eve geliyor okuldan, işte yemeğini yiyor, odasına geçiyor.
odasına geçtikten sonra odasında ne yapıyor? Kapıyı kapattı, ders çalışıyor. Evet. Diyor ki bu taraf ders çalışıyor. Acaba gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyor mutlaka ki ama verimli çalışıyor mu? Zamanını doğru kullanıyor mu? Şimdi bu çağda bilgi her şey ama hiçbir şey. Çok iyi bilebilirsin ama heyecanın ve psikolojik, sosyolojik durumunu eğer kontrol edemiyorsan istediğin kadar bilgiye hakim ol. O sınavda başarı gösterme şansın gerçekten düşebiliyor. Bazı karakterler ne yapıyor? Değişik tipler var mesela öğrencilerde. Daha ilk soruyu görür görmez heyecana kapılıyor bir kısmı. Yapamıyor. Bırakıyor. Kimisi ilk soruda heyecanlanıyor, sonra yavaş yavaş heyecanını yenmeye başlıyor. Yaptıkça kendine güveni geliyor. Kimisi en kolay noktadan sınava başlıyor ki aslında o zaten doğru olanı da bu. Gelecekte de ileride de anlatacağım. En kolay yapabildiği, en güzel yapabildiği bölümden başlıyor. Güvenini tazeliye diğer bölümlere devam ediyor. Kimisi ne yapıyor? Bakıyor kağıda, kağıt ona bakıyor. Oturuyor sınav boyunca boş boş çıkıyor gidiyor. Şimdi son çağda, son dönemde özellikle hepimiz şikayet ettiğine başarı artık başarısızlıktan daha fazla değil, daha az olmaya başladı. Hep ne diyoruz? Ya bu çocuk o kadar çaba gösterdi, o kadar ders aldırdım, o kadar öğretmen geldi, o kadar oraya gitti, o kadar buraya gitti. Evet. Önemli değil ki. Gitti de ne kadar aslında oradaydı. Evet. Bu jenerasyonun en sevmediği şey çalış kelimesinden nefret ediyorlar. Bana çalış, çalış, çalış demesinler. Çalış dendiğinde çalışmıyorum diyorlar. Evet çalışmıyorum. Dışarıda akıp giden bir hayat var. Evet. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar var. Evet. Böyle bu kadar çok dikkatlerini dağıtacak şey varken böyle odaya kapanıp ders çalışmak öğrenciler için biraz sıkıcı gelebiliyor. Özellikle de uzun çalışma süreleri, evet, böyle zor sınavlara hazırlanırken ki yaşadıkları süreç. O yüzden dediğiniz gibi bazen çalış demek öğrenciye aslında diğer aktiviteleri, işte sosyal medyayı belki daha cazip hale getiriyor. O yüzden bu konuda anne ve babaların biraz dikkatli olması gerekir. Evet, mesela diyorum. Bak bir ebeveyn çocuğunun sınav kaygısı yaşadığını nasıl anlar acaba? Bunun evet. Bir takım şeyleri var. Mesela nasıl anlar? Çocuğun başarısını takip edecek. Başarısına ciddi bir düşüş varsa. Normal mesela rutinde giden işte 60-70'lik bir öğrenci bir anda 30'a 40'a 20'ye doğru inmeye başlamışsa bunda bir kaygı başlamıştır. Ebeveyn burada uyanık olmak zorunda bir. Ders çalışmayı erteleyen bir çocuğu varsa. Sınavla alakalı kaygısını zaman zaman azıcık da olsa bir ucundan falan dile getirmeye başlamışsa mesela. Ya da soru sorulmasından aşırı rahatsız oluyorsa. Mesela çocuğa diyorsunuz ki işte kızım ya da oğlum okulda bugün nasıl geçti? Sınavların nasıldı? İnanılmaz bir tepkiyle size geri dönüyor. Siz aslında çok doğal bir soru sordunuz. Sorması da zaten gerekiyor mu? Tabii ki de. Ama çocuğun buna verdiği tepki inanılmaz. Sonra çocukta fiziksel yakınmalar başlıyorsa. Çok karnım ağrıyor, yok başım ağrıyor, yok midem bulanıyor. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Koşa koşa yatağa yatıp sabaha kadar uyuyor mesela. Böyle sinyalleri lütfen ebeveynler alsınlar ve hemen de önlemini alsınlar. Nasıl önlem alacaklar? Çocukta böyle şikayetler var. Çocuğunu önce karşısına oturtturacak. Zaten gözlemci bir karakter bilir onu. Oturtacak karşısına. Dersle alakalı bir konudan değil. Genel onun sevdiği bir konudan konuşmaya başlaya ağzından ustakla lafı alacak. Ve ona öyle bir iletişime geçecek ki aslında bunun çok da duyulmasının, hani hayatın merkezine oturtulmasının çok doğru bir şey olmadan onu anlatacak ve diyecek ki çocuğuna ben senin neyi ne kadar yapacağını tahmin ediyorum. Sen elinden geleni yap. Benim için bu yeterli. Şunu demeyecek. Sen zaten çalış. Ben senden çok şey bekliyorum. Mesela. Son dönemdeki ebeveynlerde ne yazık ki bu ister istemez gündeme geliyor. Diyor ki ben seni işte ders aldırıyorum. Özel hocaya gönderiyorum. Özel okula verdim. Ben okuyamadım. Bunları niye yapıyorum? Sana yapıyorum. Sen oku diye yapıyorum. Sen okuyacaksın. Senden çok büyük beklentim var. Hatta bazen çocuk şöyle hissediyor. Benim derslerim iyiyse ailem beni sever ama derslerim kötüyse beni sevmeyebilirler. Ben başarılıysam beni sever, değilsem sevmez. Ya bütün bunların sebebi çocuğa en baştan küçüklükten bir takım duyguları, sorumluluk algısını, güveni, özgüveni, kendine değer vermeyi doğru oturtamamaktan kaynaklanıyor. Mutlaka. Çevremize bakalım. 10 tane aileden şu anda ne yazık ki en az 8'i bu problemleri yaşıyor. 2 tanesi yaşamıyor. Evet. Eskiden maalesef. O kadar azdı ki. Bunu yaşayan çok azdı. Yaşamayan çok fazlaydı. Ama şimdi tam terse döndü. İmkanı olanağı sunmak,
onun başarılı olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Evet, ne kadar imkanlarınızı seferber ettiğinizde evet. çocuklar için bu olmayabiliyor. Yani aşırı aynen derecede öyle. Bir kaygı hali yaşanabiliyor. Bunun böyle ana sebebi nedir? Yani böyle kontrol edilemeyen kaygının ve bir şekilde üstesinden gelinemeyen anne babanın çabalarıyla. Bunun sebepleri nelerdir Mine Hanım? Birinci sebebi çocuğun gerçekten aklı başında son derece olması gerektiği şekilde ders çalışan bir karakter olmaması. Çünkü bakın bunu kendi hayatımıza da uyarlarsak bildiğimiz bir konuda kaygı ya da stres ya da heyecan duyar mıyız? Duysak da o anlık başlar ve sonra biter. Bildiğin konuya hakimsen eğer nereden soru çıkarsa çıksın sen onu zaten yaparsın. Dolayısıyla konuya hakimsin. Birinci konu bilgi eksikliği. İkinci konu çocuğun karakterinde gerçekten kendine değer verme, özgüvenle alakalı eksiklik varken ebeveynin bunu ısrarla görmemesi. Ya benim çocuğum yapar. Ya çocuğum mesela düşünün kapasitesi belli. Herkes çok iyi hani toplumda değer gören statüsü olan mesleklere sahip olmak zorunda değil. Çocuğunun kapasitesi senin hiçbir mesleği ayırmak istemiyorum ama diyelim ki senin çocuğun kapasitesi sanata daha yatkın. Sen bunu tutup da teknik bir okula yönlendirmemelisin. Ya çocukta o kapasite yok, o maya yok evet. ama sanatta çok başarılı olacak. Bırak senin çocuğun da sanatsal bir alanda ilerlesin. Hı hı. Ebeveyn bunu ne yazık ki taktığı gözlükle net göremiyor. Ben şöyle bir şey var büyük insanlarda, ebeveynlerde. Kendi olamadığı şeyleri çocukların olması yönünde çok ciddi bir istekleri ve inançları var. Ve çocuktaki eksikliği ısrarla görmeyip ille de olacak diyor. Mesela de çocuklar var ki soruyorum. Ders çalışıyor. Ne kadar çalıştın? Şu kadar. Biriyle onun arasında bir sıra olsa kaç çalıştın? Bana söylüyor. Vallahi işte hocam iki falan. Ama aileye diyor ki ben çok çalıştım. Ben o çocukta görüyorum neyi ne kadar yapabileceğini. Ve çocuk diyor ki ya aslında benim olmak istediğim bu değil ama bana bunu dayatıyorlar. Ben biliyorum. Ben girdiğim zaman sınavda gerçekten çok başarılı olamayacağımı biliyorum. Ama anlatamıyorum. Onlara bunu ikna edemiyorum. Beni görmüyorlar. Ve çocuk hayalleri kapılıyor. Aslında hiç kapasitesi yokken diyor ki ben bilmem ne üniversitesinin bilmem ne bölümüne gireceğim. Çocuğum diyorum ne kadar bununla alakalı çaban var? Ne yaptın? Yapabilir misin? Ya aslında yapamam. Peki niye öyle söylüyorsun? Çünkü öyle söyletiyorlar. Ne oluyor sonra? Hüsran. Evet, sonra hem anne baba hem evet. öğrenci hayal kırıklığına evet. uğruyor. Yani dolayısıyla birinci sebep yeterince çalışmamak. İkinci sebep doğru beklentide karşı tarafı doğru anlamamak. Kendinizde hissettiğiniz şeyi sanki o yapabilecekmiş gibi ona empoze etmeye çalışmak. Hatta bunun için direnmek. Üçüncü sebep çocukların motivasyon sebebi olan kelimeleri doğru seçememek. Çalış kelimesi motivasyon sebebi kesinlikle değil. Peki çalış yerine ne diyeceğiz? Ne diyecek? Mesela çocuğu yüreklendirecek, şöyle başlayacak konuşmaya, baştan tabii bu son anda söylenecek şey değil. Önce hayalini öğrenecek, tabi o sürecin en başında. Hayaline gitmek için bir hedef belirleyecek ve o hedefi veli adım adım takip edecek. Zaman zaman dönecek çocuğuna, bak seninle şöyle bir şey belirlemiştik. Ne aşamadasın? Aferin, ben seni gerçekten görüyorum, çabanı görüyorum, yüreklendirecek. Çalış demek yerine şunu söyleyecek. Ben senin gerçekten bugün geldiğinde yoğun olduğuna inanıyorum. Tabii ki de derslerine bakacağına da eminim. Ne dersin? Ne zaman başlamayı düşünüyorsun? Ben de sana bir kahve getireyim, bir çay getireyim. Haydi beraber devam edelim. Çocuğu hissettirmeden o rotaya sokabilir veli. Kayıtsızlık değil bakın bu, sadece evet. iletişim şeklini değiştirmek. Onu özendirmek. Çünkü bu çağ biraz bu konuyla alakalı hassasiyet olan bir çağ. Evet. Siz ona dayatıp, ama tabii bunun içinde çok enteresan çocuklar var. O kadar sorumluluk sahibi ki neyi, niçin, ne zaman yapacağını gerçekten çok iyi biliyor. Çok şanslı veliler de var. Onlar zaten ayrışıyor. Şimdi ben uzun dönemdir öğrenci koçluğu yapıyorum. Ve benim bir öğrencim vardı. O kadar çok takdir ediyorum ki o çocuğu. İstediği bir hedef vardı. Ve inanın bana bütün bir sene boyunca planladı hayatını. Kaç saat ders çalışırım, kaç saat otururum. Ve o kadar da ciddi ders çalışmadı. Ama o kadar planına bir saniye bile şaşmadan uydu ki istediği bölüme gitti. Çok iyi bir üniversitenin uçakla ilgili bir bölümüne girdi. Bu çocuk esasen çok mu zekiydi? Hayır. Ama çok çalışkan ve istikrarlıydı. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Veli şunu da takip edecek. Çocuğum ne kadar istikrarlı? Çabuk mu vazgeçiyor? Yoksa ısrarla gidiyor mu? Mesela çocuk diyor ki benim temelim yok. Bir de bu var. Benim temelim yok. Peki senin niye temelin yok? Nasıl bu temeli güçlendirirsin? Ne yaparsın? Bakın şöyle bir şey var. Hiçbir çocuk için hiçbir sınav geç kalınmış sınav değildir. Hiçbir veli için hiçbir değişim geç kalınmış değişim değildir. Lütfen aynı yolda aynı hedefe gitmek için anne ve çocuk ya da baba ve çocuk varsa
bu hedefe giderken ellerini tutsunlar, bırakıp kavga etmesinler. Sen çalışmadın, sen yapmadın. Evet. Sen de beni anlamadın demek çözüm değil. Dolayısıyla sınava diyelim ki 3 ay kalmış, 5 ay kalmış. Problem değil. Sen zaten şu ana kadar yapabileceğin neyse bir şekilde kendi çapında yaptın. Ne yapacaksın? Bu dönemde hep test sınav var. Bol bol test çöz, bol bol sınava gir, kendini güçlendir, kendini değerlendir, kendini yenile, zamanı doğru kullan. Bir de en önemli detaylardan biri bu zaman zaten. Şimdi ben ebeveynlere şunu öneriyorum, bundan sonrakilere şunu öneriyorum. En azından çocukların sınava gireceği zaman, gireceğini biliyorsanız, ara ara onları kendiniz evinizde sınavlara sokun. Tıpkı sınava giriyormuş gibi bir süre ayarlayın. Diyelim ki 3 saatse bu. Başlatın 3 saat, bitirin 3 saat. Siz kontrol edin o süreyi. Çocuğu hakikaten sınava giriyormuş gibi bir ortama hazırlayın, girsin. 3 saatte önce kendisi kendine göre nasıl bir karakterse yayıla yayıla yapabilir, yapsın. Değerlendirme için baş başa gelin, oturun ve değerlendirin. Ve deyin ki çocuğunuza, bak sen burada zamanı doğru kullanamadın, şu kadar soruyu yapamadın, bu kadar soruyu yaptın. Ne yapalım bir dahakine zamanı daha iyi kullanalım. Çocuğu motive edecek şekilde yönlendirirseniz, o sınavları sürekli tekrarlarsanız, o sınavın sonunda o gerçekten büyük sınava giriyormuş gibi girer, zamanında doğru kullanır. Bilgi gerekli mi? Evet. Ama zamanı doğru kullanamıyorsan ne yazık ki yeterli değil. Kesinlikle. Bileceğiz, bir, zamanı doğru kullanacağız. İki, stresimizi yöneteceğiz. Üç, neden bunu yapacağız? O sınavda kendi kapasitemizi ölçmek adına. Bazen de çocuk şunu söylüyor kendi kendine iş dünyasında. Üf, ben bu sınavı yapamayacağım. Yeterince çalışmadım. Bazen çok iyi bilen çocuk da bunu söylüyor. Çünkü özgüvende eksiklik var. Ebeveyn onu görmüyor. Evet. Diyor ki ay yapamayacağım. Ya bilmediğim yerden çıkarsa, ya işte bana şu anda bir şey olursa fenalık geçirirsem, ya işte tuvalete gitmem gerekirse, ya o kadar çok şey var ki ya demek için bir sürü sebep var. Ya salonda bir tanesi birdenbire öksürüğe tutulursa, ya benim dikkatim dağılırsa, ya bir şey olursa. Ya niye bu yağları bu kadar konuşuyorsun ki? Senin yapacağın sınava girmek, girdiğin zaman ben şu kadar konu biliyorum, çıkan soruları gerçekten yapacağım deyip devam edip gitmek. Çağımızdaki çocuklar gerektiği kadar, gerektiği için bir mücadelede olmadığından dolayı ne yazık ki bu dediğim soruların daha çeşitlerini sürekli kendilerine soruyorlar. Ne yapıyor? Çok akıllı çocuk. Sınava girmeden önce diyor ki ben çok stresliyim, lütfen üstüme gelmeyin. Ebeveyn frene basıyor. Sınava giriyor. Tamam, atlattı. Oh, bitti sınav. Çıkıyor. Sakın bana bir şey sormayın. Çok heyecanlandım. Ne yaptığımı şu anda söyleyemeyeceğim. Tamam, yine bir şey yok. Sonra ne oluyor? İşte sınav açıklanıyor. Tabii gümlemiş mesela. Başarılı olamamış. Bu sefer ebeveyn diyor ki ya hani sen sınava girdin. Sakın üstüme gelme. Zaten ben çok üzüldüm. Bir de seninle uğraşamam. Ya bakar mısınız? Her faaliyetini doğru düzgün yapmamış. Bir de dönüp ebeveynine çok da güzel tepki veriyor. Ebeveyn orada frene basıyor. Hatta yanlış. Ne yapacak ebeveyn böyle bir durumda hocam? Gerçekçi olacak. Çocuğunun kapasitesinin ne olduğunu hakikaten önce kendi kabul edecek. O yönde onu yönlendirecek ve cesaretlendirecek. Motivasyonunu bozmayacak. Sen zaten ne yapabilirsin ki demeyecek. Ayşe daha iyi, sen hiç onun gibi değilsin demeyecek. Evet, bir de komşu kıyaslama, arkadaş kıyaslama da çok yaşanıyor. Kesinlikle çok fazla. Öyle. Bu özellikle de böyle sınava girecek öğrenciler bundan çok şikayetçiler. Resmen yarıştırıldıklarını hissediyorlar ve bu yarışı da açıkçası öyle bir yaşta çok hoş karşılamıyorlar, çok ağır geliyor öğrencilere. Ben ebeveynlere şu soruyu sormak istiyorum. Siz okuyorken, kendiniz hayatınızı kurguluyorken istediğinizi yapamamış olabilirsiniz. Ama siz de bugün bir yerdesiniz. Siz yapamadığınız şeyi çocuğunuzdan nasıl yapmasını bekliyorsunuz? Evet. Çocuğun kapasitesi vardır, bunu görüyorsunuz. Ebeveyn yapacağı tek şey aslında burada gerçekçi olmak, başka bir şey değil. Gerçekçi baktığı anda ebeveyn problem yaşamayacaktır. Çocuğuma ulaşamıyorum diyor ya insanlar, hayır ulaşabilirsin, gerçekçi bakacaksın. O gerçek gözlüğünü takacaksın, diyeceksin ki benim çocuğum şu konularda gerçekten çok iyi. Mesela kimi çocuğun hakikaten bütün okumak gibi bir özelliği var, çok enteresan. Mesela fizik, kimya kötü ama çocuk eline bir metin aldığında tak tamamını görebiliyor. Demek ki bunun görsel hafızası güçlü. Demek ki sözel bir konuda daha başarılı olacak. Orayı yönlendirin. Çocuk belki hukuk okuyacakken ebeveyn diyor ki tıp oku. Ya istemiyor. Evet. Tamam, tut ki geride. Eğer biraz daha kendini fark ederse o çocuk, o tıpta mutlu olamayacağını anladan da okulu bırakıyor. Bu sefer anne baba perişan oluyor. Biz bu kadar emek verdik, işte girdi de şimdi bıraktı. Baştan onu ona doğru yönlendirecektin.
Ebeveynlerimizin şu andaki en büyük hatası bir kere gerçek gözlüğünü takmamaları bir. Mış gibi yapmaları iki. Sanki çok ilgileniyormuş gibi davranıp da hiç ilgi alaka göstermeyen o kadar çok ebeveyn var ki ben çok tanıyorum ve bunlarla sürekli bir şekilde iletişim halinde oluyorum. Yani şunu yapmayacaksınız. Eğitim ne demektir? Aile, okul ve çocuk. Sadece aile olmaz, sadece okul olmaz, sadece çocuk olmaz. Ve ebeveyn de tabii ki burada görevini yerine getirmek zorunda. O zaman ne yapacak? Bu her birim el ele tutuşacak. Ebeveyn okulla el ele tutuşmayı öğrenecek. Okulla ebeveyn çocukla el ele tutuşmayı öğrenecek. İşte bakın o zaman başarı geliyor. Gerçekten öyle çocuklar var ki diyorsunuz ki işte yavrum şununla şununla alakalı ne yaptın? Size bir döküm çıkartıyor. Şunları 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 yaptım. Şu konuya hakimim ama şu konuda eksiğim var. Toparlamaya çalışıyorum. Bu çocuk istediği yere gider. Hayatını istediği gibi yaşar. Ben hep koçluk yaptığım çocuklara çok kullandığım bir cümle var benim. Diyorum ki hayatınızı kimsenin ellerine bırakmayın. Alın, alın. Sorumluluğunuzu alın. Hayatınızı evet. alın ve kurgulayıp yürüyün gidin. Bu jenerasyonun evet böyle handikap var ama çok da büyük imkanı var. Aslında azıcık kesinlikle. Düşünse, yani birazcık vizyonu olsa, şimdi hepsi bilgisayarda usta değil mi? Kullanıyor. Bunu sosyal medyada kendi lehine kullansa çok farklı yerlere gidebilir. Dünya artık globalleşti. Çocuk burada okumak zorunda değil. Bunun için çok ciddi parası olması da gerekmiyor. Proje yaratan bir kafası varsa birçok üniversiteyle bağlantıya geçebilir. Projeyi gönderir, kabul görür, gider. Yurt dışında herkesin hayali şu anda bu jenerasyon yurt dışında okumak. Öyle çocuklar var ki mesela soruyorum ne yapmak istiyorsun? Yurt dışına gitmek istiyorum. Bu hedef mi? Evet. Hayal ne? Yurt dışına gitmek istiyorum. Peki ne olarak gitmek istiyorsun? Yurt dışına gitmek istiyorum. Yani ne kadar yanlış. Aile diyor ki benim çocuğum yurt dışına gitmek istiyor. Peki oturtur onu karşına. Evet sen yurt dışına gitmek istiyorsun. Hala güzel git. Ne yapacaksın orada? Evet. Önce bunda. Evet ne yapacaksın? Nasıl bir şey yapmaya niyetin var? Hayatın orada nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Hedef yurt dışına gitmek olabilir ama gidilecek rota yurt dışına gitmek olamaz. Yurt dışına evet. gitmek için yapman gerekenleri yapman gerekiyor. Evet Mine Hanım, bir önceki bölümde sınav kaygısının sebeplerini sizden dinlemiştik. Biraz bu konuda anne ve babalara da tavsiyelerde bulunmuştunuz. Tabii biraz şimdi iki gün kaldı artık sınava. Evet, sınav anını da birazcık konuşalım. Sonrasında yine baş etme yöntemleriyle ilgili tabii birçok madde var. Onları da sizden dinleyeceğiz. Sınav vakti geldi, çattı sınava artık. Sınava girdi çocuk. Evet, girdi. Sınava girdik yapacağız. Önce sakin olmak, bir kere sakin olmak zorunda. Sınav, hani sınavda ne yapıyor işte gözetmenler? Şimdi birazdan başlayacak, kitaplarınızı dağıtıyoruz. Aman sağa dönmeyin, aman sola dönmeyin, bilmem onu yapmayın, bunu yapmayın. Bu çocuk için birazcık ilk defa girdiğini düşünürseniz eğer çok alışık olduğu bir ortam değil. Ne yapacak? Önce sakin sakin girmeye çalışacak, sakinlikle girecek bir kere bir. Kitabı açtı, tamam mı? Sorulara şöyle bir göz gezdirmeye başladı. Kesinlikle şunu yapmaması gerekiyor. İlk soru diyelim ki yapamadı. Problem değil. İkinciye geçti. Onu da yapamadı. Problem değil. Üçüncüye geçti. Onu da yapamadı. Bırakmayacak o kalemi. İşte onu yapamadı. Hayır. Dördüncüye geç. Belki orası senin kırılma noktan. Yapmaya başladığından itibaren devam edecek aşağı kadar. Sonra geri dönecek başa bir. Çok heyecanlı, titriyor mesela değil mi? Nefes alma tekniği var. Çocuklara bunu tam anlatamayabiliyoruz ama şöyle diyebilirsiniz en kötü ihtimalle. Minicik böyle bir derin bir nefes alıp bir bekle, al kalemine yeniden başla. 30 saniyelik bir es bile sizi sakinleştirmeye yetiyor. Sınava girdiğinizde kendinize içinizden çocuk şunu söylememeli. Allah kahretsin heyecanlandım ben şimdi ne yapacağım? Hayır. Sakin sakin. Sakinleşebildiği kadar kendini sakinleştirecek bir kelime, sakinleştirecek bir hayal, sakinleştirecek bir müzik, bir resim, bir şey aklına getirip onu yaşamalı ve yeniden kaldığı yerden devam etmeli. Sonuçta sınav sırasında etrafa karşı çok alakadar olmadan sınav kağıdına odaklanmalı. Mesela sınav sırasında çocukların kimileri İşte birisi çıktı kağıdını verdi gidiyor. Öbürü çıktı kağıdını verdi gidiyor. Oraya dikkati kayıyor. O vermiş gitmiş olabilir. Sen sınavın sonuna kadar sınavda kalmayı geliştir. Bunu da çok önemsiyorum. Sınavın başından sonuna kadar o zamanı doğru kullanmak için son dakikaya kadar kalmak zorundasınız. Soruları okuyorken özellikle şaşırtmalı sorular var. Zaten çöze çöze o kadar çok soruyu öğrendi ki evet. nasıl bir sistemle geleceğini de biliyor. Kısa kısa noktalarda neye bakarsa sorunun bütününü görür onu öğrendiği için onu yapmalı. Kendini kesinlikle motivasyonu düşürecek herhangi bir aktivasyona dahil etmemeli. Dikkati dağılabilir.
Çocuklarda dikkat dağınıklığı sorunu çok fazla çünkü. Evet. Ama kendini motive edecek bir şey, o bir şeyini o kendine göre bulmalı. Mutlaka ve bunu harekete geçirmeli. Çok yoruldu, kafası başı şişti, bilmem ne oldu, kalemini bırakmalı. Bir nefes alıp yeniden devam etmeli. Evet, burada doğru nefes alma konusu da çok önemli şöyle değil mi? Evet, mesela nefesi nasıl alacaksınız? Burnunuzdan alacaksınız, azıcık tutup diye vereceksiniz. Yani rahatlatıcı bir etkisi rahatlatıcı var. Rahatlatıcı bir evet, etki. Nefes alma tekniklerini tabii ki işte lise çağına gelmiş bir çocuğa anlatmak çok kolay olmayabilir ama üniversite sınavına girecek bir karakter bunu daha iyi anlayabilir. Bu hayatın her aşamasında zaten gerekli. Heyecanımızı yönetecek olan biziz bir. Heyecanımızı yönetemeyecek olan yine biziz iki. Biz orada ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz, bu da üç. Çocuk kendine ne yaptığını, ne yapacağını, nasıl fayda sağlayacağını eğer bilirse orada stresini yönetmeyle alakalı ciddi bir adım atabilir. Ama sınavın daha başında kapıdan geldiğinde tir tir titreyen bir karakter zaten bir şey bilmiyordur. Kimse de çok şey değişmeyecek. Bazen de enteresan bir şey oluyor. Kapıda o kadar heyecanlı ki çok da bir şey bilmiyor ama sınava giriyor çocuk. Çok sakin. İnanılmaz sakin. Şöyle diyor kendine, aman nasıl olsa ne biliyorsam biliyorum, yapacağım kadar yapayım. Yapayım ve çıkayım. Evet. Bir de bu var. Ama sınavda ne kadar sakin kalırsak o kadar başarılı oluruz. Ayrıca sınav hayatımızın dönüm noktası olabilir belki ama hayatımızın sonu da değil. Yani. Bunu da her zaman evet. Düşünmek lazım. Bunu da çocuğa ebeveyn daha güzel lanse edecek. İşte oğlum ya da kızım tabii ki önemli, evet. Ama hayatın önemi, hayatın daha önemli. Sen bizim için daha önemlisin. Çabanı göster, yapman gerekeni yap ve çık. Burada kalma. Bunu demek lazım. Çocuğun da buna inanması lazım. Buna inandığında o heyecanını daha güzel kontrol edebiliyor. Evet, kesinlikle. Şimdi sınav kaygısının belirtileri var mesela. Kimi çocuk, bebeğin bunu görmeli. Felaket habercisi gibi kaygının böyle haberle karıştırıp yoğun yoğun yaşıyor. Mesela ne diyor? Ya işte ben şunu şöyle yaparsam şöyle mi olur? Yok anne karnım ağrıyor, ben artık bayılır mıyım? Yok bilmem ne yapar mıyım? Bunu diyorsa bir çocuk, hep kötü konuşuyorsa, hep kötü noktalardan harekete geçiyorsa orada bir durdurun onu. Demek ki çocukta kaygı o kadar büyümeye başlamış ki ve siz bunun önünü alamayabilirsiniz. Almak için sakinleştirecek bir yöntem seçmek zorundasınız kendinize göre. Gerginse mesela, sinirliyse, karamsarsa çocuk, sürekli kötü bir enerjisi varsa orada da dikkat edin. Bunda demek ki kaygı artık başladı, gitmeye doğru, ilerlemeye doğru tutuyor. Ders çalışmaktan kaçıyorsa, ders çalışmaktan başka her şeyi yapıyorsa, dolaşıyor, çay içiyor, kahve içiyor, televizyon izliyor, telefonla oynuyor, bir şey ama ders çalışmıyor. Oraya geldiğinde oradan olabildiğince kaçmaya çalışıyorsa, bunda da kaygı ve panik artık başlamış, hızlı hızlı yükselmeye başlamış demektir. Bunu da ebeveyn mutlaka iyi şekilde kontrol etmeli ve takip etmeli. Sınav kaygısı nedenleri, çocuk dediğin hem değindiğim konu şu, zamanı doğru kullanamayacağını biliyorsa ve zamanı doğru etkin kullanamıyorsa bunun için kaygı zaten duyuyordur. Yanlış ders çalışma alışkanlıkları varsa çocuğun, ne demek yanlış ders çalışma alışkanlığı? Plansız, programsız, bugün buradan alıyor çalışıyor, yarın şuradan alıyor çalışıyor, ertesi gün hangi bilmem ne alakası soruyu soruyor. Ve bir istikrar yok çocukta. İstikrar yok, disiplin yok. En önemlisi plansız ve programsız. Deminki örnek ne demiştim? O çalışan çocuk öyle planlı çalışmıştı ki bir noktayı bile aşmadı. Ve bunu yapıyorken de sonuca çok rahat bir şekilde gitti. Mükemmelliyetçilik düşüncesi de oluyor zaman zaman. Bu ne demek? Mesela bazı karakterlere ebeveynler öyle bir şey yüklüyor ki farkında olarak ya da olmayarak. Yaptığı şeyin çocuk en iyisi olması gerektiği gibi bir düşünceye sahip. Mükemmel yapmalıyım. Ben hiçbir noktayı, hiçbir virgülü atlamamalıyım. Kendine bunu yüklüyor çocuk ve bunun altında ne yazık ki eziliyor. Sonuçta ne yapacağız? Bunun da karşımızdaki bir çocuk olduğunu bileceğiz. Bunu belli ölçülerde taşıyabileceği kadar ona empoze etmeye çalışacağız. Başarısızlık korkusu çok önemli. Çocuk sınava girerken en baştan bu hissiyatı duyuyorsa, ya başaramazsam, ya yapamazsam, ya olmazsa. Bazen mesela duyuyoruz, çok başarılı çocuktur, sınavda sıfır çeker. Çok başarılı çocuktur, öyle heyecanlanmıştır ki beklentiyi karşılayamaz. Çok başarılı çocuk olarak biliyoruzdur ama çok 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 inanılmaz bir sonuç almıştır. Neden? Çünkü çocuğun içinde kocaman bir başarısızlık korkusu vardır. Bakın bazı çocuğu ebeveyn şöyle tanımlar. Ya benim çocuğum çok ders çalışıyor. Acaba çalışıyor mu yoksa çalışıyormuş gibi mi yani, yapıyor? Ya da çalışırken aklı farklı yerlerde mi? Evet. Ve ebeveyn çocuğa her ortamda şunu yüklüyor olabilir. Ya çok başarılı olacaksın sen. Hayır, çocuk aslında öyle değil ki.
Demin de dedik ya, gerçek gözünüzü takacaksınız. Gerçekten ders çalışıyor mu? Hakikaten doğru ve dürüst hareket ediyor mu? Etmiyorsa, siz inanmak işiniz öyle geldiği için çalıştığına inanıyorsanız hayal kırıklığı yaşamayacaksınız o zaman. Yani çünkü o çocuğu o rotaya siz getirdiniz. Sınava çok fazla anlam yüklenmemeli. Demin dedik ya. Kesinlikle. Sınav bir sınav ama hayatın demek değil. Evet, doğru yaparsan kendi bir yere taşırsın ama bu dünyada herkese ihtiyaç var. Her mesleğe ihtiyaç var. Statü her şekilde statü, kişi her şekilde kişi. Çok değerli insan. Çocuğa çok fazla böyle onu hani acıtacak şekilde çok gereksiz anlam yüklemenin bir anlamı yok. Özgüvenini düşürmeyelim çocukların, gençlerin. Sonra yarın bir gün iş hayatında da çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çok başarılı olacak bir insan sırf özgüveni düşük olduğu için yaptığı işte çok fazla başarıya ulaşamıyor. O yüzden bu yaşlar çok önemli. Çok özgüvenli, kendine emin gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Diyelim. Ve birçok da sınav kavgasıyla başa çıkmanın yöntemleri var. Evet, onlara geçelim. Şimdi bunları dinleyelim sizden. Tamam. Belki 20 tane. Evet. Mesela birincisi şöyle bir şey, hep değindik, yine değinelim. Sınava planlı programlı çalışmak zorundayız, bir. Sınava mutlaka bir plan dahilinde, bir düzenli bir şekilde, işte giriş, gelişme, sonuç vardır ya her olayda. Sınavda da bu böyle. Konulara hakimiyetle alakalı adımını atacak, geliştirecek. En sonunda sınav çöze çöze o noktaya gelecek. Bir kere planlı çalışacağız, bir. Sınav zamanına kadar ders çalışma. Yani son ana kadar ders çalışmak gibi bir saçmalık yapılıyor ya, anlamsız. Şu an bile belki çalışanlar yani vardır. Son iki günde bu işi bırakacaksın. Sakinleşeceksin, uykunu güzel alacaksın, gıdana dikkat edeceksin, canın istiyorsa onu yapacaksın. Çünkü sen zaten ne öğrendiysen öğrendin. Yani. İki günde kuş kondurma şansın yok. Bir kere buna dikkat edeceğiz. Uyku ve dinlenme ve beslenme çok önemli. Demin de dediğim gibi uykun, mesela bir çocuğun uykusunu alması gereken saat 8 saatse onu 5 saat almayacak. Ders çalışmak için, gece kalkıp test çözmek için kendi uyku zamanını orada heba etmeyecek. Uykusunu düzenli alacak, bir. Doğru beslenecek, iki. Dinlenme zamanında gerçekten dinlenecek. Bunları doğru yaparsa zaten çalışıyorken çok anlamlı bir şekilde her şeyi rahat rahat kavruyor. Şöyle bir şey düşünmeyecek. Düşünce ve inanç da çok önemli. Eğer başarılı olamazsam ben aileme ne söylerim? Yani bunu hayatınızın merkezine getirirseniz, ne ders çalışıyorken çalışırsınız, ne sınavda başarılı olursunuz. Bundan uzaklaşmak gerekiyor. Şunu dememeli, bu sınavda başarılı olamazsam ne yapacağım? Ellerim titriyor, ben kaleme sahip çıkamayabilirim, ben yetersizim, aptalın tekiyim, zaten yapamayacağım biliyorum. İş dünyasında konuşuyor ya çocuk. Sonuç ne olursa olsun ailem beni belki de sevmeyecek, belki de ailem beni başarılıyken seviyor, başarısızken sevmeyecek gibi anlamsız, lüzumsuz, gereksiz cümleleri kuran bir çocuğa sahip olmamanız lazım. Bunu demin dediğim şekildeki işte korkularla, kaygılarla doğru ölçerseniz anlarsınız zaten, evet. Böyle düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Doğru nefes alma ve gevşemeyi geliştirmesi lazım. Ne demek doğru? Sınava girmeden önce ya da sınav sırasında kaygı düzeyi artarsa çocuğun, sınava girmeden önce de bunu yaşayabiliyor. Nefes al, doğru nefes al. Yani ne bu? Şimdi ben burada çok uygulamanı gösteremem ama burnuyla nefesi içine çekip ağzıyla şöyle diye bırakması lazım. Böyle nefes almak, hani koşarsın yorulursun har 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 nefes almak şeklinde değil. Sakin, evet. Sakin nefes almak gerekiyor. Sınava en iyi yapabileceği bölüm neyse o bölümden mutlaka başlamalı. Mutlaka en iyi yapabileceği bölüm neyse o bölümden başlayan çocuk motivasyonu yükseltir, kendi güvenini yükseltir ve devam eder gider. Sınav konularına hakim olabilmek için uygun çalışma ortamını geliştirdik. Planlı bir şekilde çalıştık ve sınava girdik. Bu çocuk heyecanı da kontrol altına alabildiği noktada gerçekten başarılı olabilir. Sınavdan önce kafeinli içecekler içmemek lazım. Kahve, işte Nescafe, filtre kahve bilmem genelde ne gibi. Genelde böyle çocukların zihni açılsın diye, evet. Kahve veriyor anne ve babalar ama bu doğru değil. Sınav öncesinde kesinlikle yapılmamalı. Yani çocuk kahve içtiğinde kendine geliyor, kahve içmeyince kendine gelemiyor mu yani? Bir şeyler içmek istiyorsa çocuk ne verebilir? Açık bitki, mesela bir bitki çayı içebilir, bir su içebilir. Onu rahatlatacak, mesela bitki çaylarında işte papatya var, bir şeyler var. Rahatlatacak bir takım çaylar verebilirsiniz. Bunu da yeri, yani gerektiği kadar, abartmada bir anlamı yok. Sonra mesela
Sınavı hak ettiğinden daha çok değer vermeyin zaten dedik. Sınav yerine gereğinden erken gitmeyin. Çocuğunuzu da götürmeyin. Zamanlamasını doğru seçin. Geç de kalmayın tabii. Evet. Neden erken gitmeyin? Mesela orada çocuk sınava girmeden önce etrafında heyecanlı karakterleri görecek. Kimisi evet. Mesela ağlayan var, sınava yetişemeyen var, işte ne bileyim bayılan var, ayılan var. Bir de orada sabit beklerken evet. Daha çok strese girecek evet. Belki. Bir de onları gördüğünde çocuk ne yapacak? Olmayan stresi de yani temelde zaten varsa onu görünce zaten ne olacak? Biraz sonra tetiklenmeye başlayacak. Sınav sırasında mesela sakin olmak gerekiyor. Eğer gerildiyse ne yapacak? Gözlerini kapatacak, uzun ve yavaş bir şekilde 30 saniyelik bir zaman için söylüyor. Böyle mutlu olduğu bir an düşünsün çocuk. Hı-hı. Çok gerildi mesela. Bir gözünü kapatsın, sakinleştim desin ve o şekilde başlasın. Sınav sırasında sadece sınava odaklanıp etrafımızdaki diğer şeyleri görmezden gelmeliyiz. Yok kağıdı erken vermiş, yok geç bitirmiş, kalem düşmüş, kağıt yırtılmış bilmem ne. Bunlarla ilgilenmek size hiçbir şey sağlamadığı gibi tam tersi. Bütün dikkatinizi ona vermeniz gereken noktada siz yanlış yöne sevk ediyor. Sınava hep diyoruz kolay gelen sorulardan başlasın. Diğer bir öğrenciler mesela sınav kağıdını teslim etti. Değil mi? Tık 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 gidiyorlar. Panik olma. Onlar yapmış olabilir ya da yapmamış olabilir ya da hiç sınav önemli değildir, vermiş gitmiştir. Sen evet. Zamanına odaklan. Zamanımı nasıl kullanırım, nasıl daha iyi kullanırım, son ana kadar neye bakarım ona bakmak gerekiyor. Sınavı bitirip teslim ettiğinizde artık endişelenmeyi bırakın. Ne yaptı? Sınav bitti ve geçti. Bundan sonrasına bakalım. Bundan sonrasına bakarken gerçekçi bakalım. Ne demek gerçekçi bakmak? Sen bu sınava giriyorken geçtiğin yolları geçtin. Bunu ne kadar yaptığını gerçekten biliyor olacaksın. Ya, gerektiği kadar çaba göstermedin biliyorsun. Sınavda geçti sonuçta beklediğin gibi olmadı. Tamam biliyorsun. Ne 2 kere 2 4 gibi bu da bir gerçek. Ne kadar çalışırsan o kadar sonuç alırsın. Sen yeterince çalışmadın. Kaygıyla stresle bunu besledin. Sonuçta hezeyan oldu. Tamam. Olmuş olabilir mi? Olabilir. O zaman bundan alman gereken ders alıp bundan sonrasında nasıl daha rahat bunu yönetirsin onunla alakalı bir rota belirleyeceksin. Bunu çocuk şu anda tek başına yapamaz. Ebeveynin çok gerçekçi olup bunu gerçekten onu destekleyecek şekilde bir noktaya götürmesi gerekiyor. Sınav sonuçlandıktan sonra dediğim gibi nasıl daha bunu yapardık bunun analizini yapmak gerekiyor. Bunun analizini doğru yapan bir karakter bir sonraki sınavda bir sonraki sınavların tamamında çok daha aklı başında ve mantıklı hareket edebilir. Şimdi mesela ne var? Sınavı bitirdik. Sınav sonuçlandıktan sonra nasıl oldu, nasıl daha iyi yapabileceğimizi de kontrol ettik. Ondan sonra yeni bir rota belirledik. Öbür sınavlara doğru hareket ettik. Peki bu süreci bu şekilde yaşadık. Yenisine yelken açtık ya. Bizim huzursuzluğumuz, kaygımız, stresimiz, kendime güvenimizle alakalı sıkıntımız hala devam ediyor olabilir. Evet. Ki ediyor mu? Genelde de ediyor. Nerede hata yaptık? Niye biz bunu kabul etmemize rağmen, bu sonuca ulaşmamızı tamam böyle olduğu için dememize rağmen nerede hata yaptık? Koskocaman bir, burada parantez açalım. Çocuğun kendine verdiği değer ve özgüvende o kadar ciddi eksiklik vardır ki ebeveyn bunu görmek istediği gibi için gördüğünden dolayı çocuk anlatamadığı için hep bu noktada dönüp dururlar. Mesela benim koçluk yaptığım öğrencilerde hep dönüp takıldığım nokta bu. Soruyorum onlara kendine ne kadar değer veriyorsun o kadar az ki. Ne kadar güveniyorsun o kadar az ki ama diyor ki ben aileme karşı bunu gösteremem kendimi güveniyormuş gibi hissettireceğim. Neden buna gerek duyuyorsun? Çünkü onlar öyle mutlu. Neden? Çünkü ben eğer öyle olmazsam beni belki de sevmeyecekler. Bakar mısınız yanlış döngüye? Evet. Bu döngü sürekli bir şekilde tekrarlığına başa sarıyor. Ebeveynlere yine söylüyorum. 2 tane kolay yol var ya. Çok gerçekçi bakacaksınız. Çocuğunuzun kapasitesini doğru anlayacaksınız. Çocuğunuz A yapıyorken C, B, D'yi yapsın demeyeceksiniz. Bırakın A'yı yapsın ama güzel yapsın. Ve onunla mutlu olsun. Doğru bir hayatta doğru bir rota belirlesin ve oradan yürüsün. Yine söylüyorum. Bu çağda hem çok şanssız hem de çok şanslılar. Çünkü bir noktadan başlayıp kendini geliştirecek o kadar çok alan var ki çocuğunuza bunu gösterin. Vizyonunu genişletin. Onu eleştirmek yerine yüreklendirin. Tabii ki eleştirmek yerine tabii ki de eleştirin ama acıtacak değil. Ona motive olacak eleştiri şekil seçin. Ne demek bu? Sen zaten şunu da yapmadın demek yerine sen şunu daha iyi de yapabilirdin belki demeyi geliştirin. Ebeveynler, anneler, babalar
Çok ciddi yemek sarf ediyor mu? Sarf ediyor. Çok ciddi maliyet üstleniyor mu? Üstleniyor. Çocuklar da burada yapmaları gerekeni doğru yapmalı mı? Yapmalı. Şimdi iki tarafı haklı ya da haksız diye düşünmek yanlış zaten. İkisinin de kendine göre haklı yanları da var, haksız yanları da var. Çocuğumuzu büyütürken birinci yapmamız gereken öncelik ona ta çocukluktan sorumluluk vermek. Yorulduğu yere han olmamak. Biraz da onun çaba göstermesini sağlamak. Çocuğumuzun kapasitesini doğru anlamak. Ben zaten çok ilgileniyorum yalan. Yalan söylemeyelim kendimize. Ne kadar ilgileniyoruz. Çünkü ben ilgilenilen çocuğu da görüyorum. İlgilenildiğini düşünen çocuğu da görüyorum. İlgilenmeyen çocuğu da görüyorum. Bunların üçünün arasında her zaman liste başı olan ilgilenilen çocuk. Çünkü o evine gittiğinde aile olmayı zaten bilmiş, önemsenmiş, evet. Kendini anlatmış, ne yapacağını da biliyor. Üniversite sınavı için söylüyorum. Hayatın çok önemli bir sınavı. Çünkü meslek Türkiye'de bu şekilde kazanılıyor. Evet. Ama her şey demek kesinlikle değil. Belki siz istediğinize giremeyebilirsiniz. Ama girdiğiniz belki sizin hayatınızın öyle bir yönünü değiştirir ki çok mutlu yaşayabilirsiniz. Kabulleneceksiniz. Çocuklara bunu çok söylüyorum. Ya sen belki tıp istemişsindir ama aslında tıplık değilsin. Ben bunu görüyorum ama görememişsindir. Mesela tıpa girmedin de diş hekimliğine girdin ya da başka bir şeye girdin. Orada mutlu olmayı geliştireceksin. Ya da çok eğer dirayetliysen kendini öyle bir plana sokacaksın ki çıkacaksın oradan istediğine gireceksin. Ama şu anda dünya globalleşti. Her üniversiteye proje gönderebilir çocuklar. Dilini bir kere çok iyi geliştirmesi lazım. Bu çağda en önemli şey bana göre yabancı dil. Bir yabancı dil bilin ya da neyi biliyorsanız bilin ama en iyisini bilin. Size kapıları tıkır 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 açıyor. Evet. Eğitim önemli mi? Çok önemli. Üniversite önemli mi? Evet, Türkiye şartlarında çok önemli. Neden önemli? Vizyon katıyor size. Ama siz okulu gidip lise gibi, işte ilkokul gibi okuyup da çıkıyorsanız geçmiş olsun. Vizyon bu şekilde kazanılmıyor. Çocuk hayatını oturtuyorken vizyonu olmalı. Hayata bakışı güzel olmalı. Kendini mutlu olacağı bir noktaya taşımalı. Para zaten bunlar varsa geliyor. Yani ebeveynler işte iyi para kazanacağı mesleğe gittiği çocuğu yönlendiriyorlar ya. Bu yönlendirmeye de dikkat etmek gerekiyor. Sınav önemli, evet. Ama sınavı doğru yöneten, stresini doğru yöneten, kaygısını doğru yöneten, konuya hakim olan bir çocuk %50 bile konu bilse kendini bir yere taşır. Kesinlikle, yani yapabildiği, bildiği, evet, yapabildiği çalıştığı kadarıyla en azından başarılı olmayı başarmış olur, evet. Böylelikle. O yüzden önemli Mine Hanım. Bu arada süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Toparlayalım isterseniz evet, ben, son olarak. Öneriyorum. Aynen. Ben şunu öneriyorum çocuklara, ebeveynlere. Birbirleriyle diyaloglarında gerçekten gerçek göze bakıp, stresin neden olduğunu öğrenip, doğru çalışma yöntemlerini geliştirip, istikrar ve disiplin bir şekilde çalışırsa hem çocuk istediği yeri kazanır hem de ebeveyn onunla alakalı mutluluğunu perçinleştirmiş olur. Çocuğunuzu doğru tanıyın. İstikrarı, sorumluluğu ona mutlaka empoze edin ve bunun için güzel sohbetlerde bulunun. Saldırgan bir tavır yerine onu cesaretlendiren bir tavır sergileyin. Çünkü saldırıya karşı tarafın verdiği her zaman savunmadır. Sizi dinlemez. Çocuklarımız çok kıymetli değil mi? Neden? Gelecek onlar. O zaman bugünden onu doğru yapılandıralım. Cesaretlendirelim, yüreklendirelim ve gerçekten yapabileceği şey için onunla mücadele edelim. Yapamayacağı şeyi boşu boşuna zorlamayalım. Çocuğumuzu hiç kimseyle kıyaslamayalım. Bizim için kıymetli olduğunu her zaman bilsin. Ailenin onun yanında olduğunu her zaman bilsin. Değerli olduğunu her zaman hissettirin ki özgüvenine değeri gelsin. Kesinlikle. Bu olursa zaten o kadar mutlu motive oluyor ki. Çünkü çocuklarımız aslında çok iyiler. Evet. Duyarlılıkları, hassasiyetleri çok çok güzel. Ben çok inanıyorum onlara. Umarım gelecek çok güzel olsun. İnşallah. Herkese de başarılar diliyorum. Evet, tüm öğrencilerimize, sınava girecek olanları, hem bu hafta sonu LGS'ye girecek olanları, hem sonrasında üniversite sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Amin, tabii. Evet. Zor sınavlar bunlar ama bu heyecanları yaşamak, bu süreçlerden geçip de hedefe ulaşmak çok güzel. Evet. Şimdi size anlatırken benim de üniversite sınavına hazırlık sürecim, sınav anım, sonrasında yaşadıklarım hep böyle gözümde canlandı. Tabii. Çok güzel şeyler bunlar. Bunları yaşayarak hedefimize ulaşmak. Bunları yaşamadan zaten hedefimize ulaşma şansımız yok. Önemli olan bunu kontrol altına alabilmek, bu stresi yönetebilmek. Evet. Bu konuda zaten çok güzel tavsiyelerde bulundunuz. Bu tavsiyelerle beraber inşallah öğrenciler hedeflerine ulaşırlar inşallah, diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım. Yine sohbetinize doyum olmadı. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, veda ediyoruz. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın.
Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.